Palandöken Dağı'nın eteklerinde, Dadaşlar Diyarı Erzurum'da güneye doğru yol alarak vardı Kınıs ilçesine. Engebeli ve dağlarla çevrili bir ova üzerinde kurulu Hınıs, tarihi milattan önceki yıllara geri giden kadim bir ilçe. Hınıs isminin kökenini incelediğimizde Arapça kale anlamına gelen Hısn kelimesinden geldiğini öğreniyoruz. Ve kale demişken Hınıs Kalesi anılmadan olur mu? Hınıs Kalesi ilçenin yüksek bir yerinden bir zamanlar gururla seyrederdi Hınıslıları. Ancak zamanla birlikte o kadar az şey kaldı ki ondan geriye. İl merkezine 148 kilometre uzaklıkta, Erzurum'un güneyinde yer alan ve 1720 rakımlı bir ova üzerinde kurulu olan Hınıs ilçesi, ünlü seyyahımız Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bakın nasıl geçiyor. Hınıs, Erzurum eyaletinde sancak beytahtıdır. Hınıs Kalesi içinde 1200 adet Kürt evleri vardır. Camileri, mescitleri, bir hanı, hamamı ve küçük çarşısı vardır. Bütün yapılar baştan başa toprak örtülüdür. Asla kiremitli yapı yoktur ve halkı tamamen Mahmudi Kürtleridir. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Hınıs Kalesi'nin Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın amcası tarafından inşa edildiğini de belirtir. Hınıs, kuzeyinde Pasinler, Köprüköy ve Karayazı ilçeleri, güneyinde Muş'un Varto, Bulanık ve Muş merkez ilçeleri, doğusunda Karaçoban ilçesi, batısında ise Bingöl'ün Karlova ilçesiyle komşu. Göç, Anadolu'nun her yanında olduğu gibi Erzurum'un da yazgısı. Birçok Hınıslı daha iyi iş ve eğitim umuduyla terk etti ata toprağını. İçlerinden bazıları İstanbul'un Arnavutköy ilçesini yurt edindi. Burada kurdukları yeni yaşamlarında aileler büyüdü, telaşlar çoğaldı, zaman aktı geçti ama bir şey hiç değişmedi. Hınıs'a olan özlem ve sevgi. İşte bu nedenle bir dernek kurarak onun çatısı altında her vesileyle bir araya geldi Hınıslılar. İşte biz onların selamlarını getirdik bu dağlara. Merkez Camii'nin önünden geçiyoruz şu an. Ancak camiye daha sonra uğrayacağız ve detaylıca inceleyeceğiz. Sular yönünden zengin olan Hınıs, hayvancılık, tarım ve ticarete dayalı bir geçim kaynağına sahip. İlçenin katma değer yaratan bir organize sanayi bölgesi de mevcut. Hınıs deyince akla gelenlerden biri de doğal kaynak suları. Deprem kuşağı üzerinde olan ilçe büyük depremler yaşadı. 1966 yılındaki Hınıs Varto depremi 6.9 büyüklüğünde gerçekleşti ve 2394 kişinin ölümüne sebep oldu. Öyle ki büyük şairlerimizden Cemal Süreya, "Keşke yalnız bunun için sevseydim seni" isimli şiirinde Varto depreminin yarattığı çaresizliğe de vurgu yaptı. Şu anda bir ihtişamın içinden geçiyoruz. Bu ihtişamın adı ise Hınıs Kanyonu. Tekne tipindeki bu bozulmamış kanyon 7 kilometre boyunca uzanıyor. Kanyonun içinden akmakta olan Hınıs Çayı'nda suyun yüksek olduğu zamanlarda rafting de yapılıyor. Kanyon, dağcılık meraklılarının da uğrak noktası. Eski Hınıs'ta, Dere Mahallesi'nde Hınıs Kanyonu'nun görkeminden bolca ödünç almış olan Hınıs Ulu Camii ya da diğer adıyla Dere Camii'ne doğru keyifle yol alıyoruz. Cami, tarihi Hınıs Kalesi'nin eteğinde. Andezit tüf taşından yapılmış olan caminin minaresinde sırayla dizilmiş iki renkli taş işçiliği görüyoruz.
Zamanında bir medresesi de vardı. Ancak tamamen yıkıldı. Gezinirken ilçede yer yer yeni yapılaşmalar göze çarpıyor. Burası belediyeye ait misafirhane ve aynı zamanda spor salonu. Recep Tayyip Erdoğan Parkı, yapay göleti ve bu göletin üstündeki tahta köprüsüyle oldukça güzel. Hınıslıların nefes alabilecekleri mekanlardan biri. Göletteki fıskiyeleri izlemek keyif verici. Park Hınız, Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'nin hemen karşısında bulunuyor. Ve söz verdiğimiz gibi Merkez Camii'ne ilerliyoruz. Gümüş rengi kubbesiyle nasıl da parlıyor uzaktan. Caminin yapım tarihi 2015. İçine de girelim. Mavi tonların ağırlığı var her yerde. Namaz vakti. Ve tavanlarındaki süslemeler, çiçek desenleri ve tüm bunlara uyumlu halılarıyla harika bir cami bu. Çay bahçesinde biraz mola verme zamanı. Burası Hınıslıların buluşma noktalarından biri. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Hınız Meslek Yüksekokulu, çevre yolu üzerinde, Yenikent Mahallesi'nde. 1998 yılında açılmış olan Meslek Yüksekokulu, ülkemizin aydınlık geleceği için bünyesindeki 5 bölümle eğitim veriyor gençlere. Gule Abla Parkı'na da uğrayalım. ...2020 yılında yapılmış park. Parklar önemlidir. Hayatın telaşeli koşuşturmacasında sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de soluklanma mekanlarıdır. İlçenin yeni inşa edilmekte olan gençlik merkezi de işte burada. Da gökyüzünün mavisine bir ressamın tablosundaymışçasına yerleşmiş apak bulutlar. Pırıl pırıl bir göğün altında çıplak başlı kahverengi dağlar ve altın sarısı toprak. Müthiş bir ahenk. İlerledikçe bu renk cümbüşüne suyun mavisi de katılıyor. Öğrendiğimize göre Devlet Su İşleri tarafından yaptırılacak olan baraj 8 derenin suyunu bu noktada birleştirecek. Burada nasıl da derin vadiler. Bu arada hemen belirtelim.
Muş ilçe sınırları içerisinde yer alan Hamurpet Gölü, Hınıslıların da gözlerine ve gönüllerine ziyafet çeken bir cennet köşesi. Soğuktur Erzurum, bilmeyeni yok. Ülkemizin en soğuk illerinden biri hatta. Hınıs da Erzurum gibi karasal bir iklime sahip. Ancak kış ayları il merkezinden 5 ila 10 derece arasında daha sıcak geçer burada. Tarım açısından da bereketlidir bu topraklar. Aşığının sazı sözü, ulu camisinden dalga dalga yayılan binbir hatimi, hak dostu erenlerinin duasıdır Erzurum. Ve biz bu bilge şehre gelmişken, onun bu zengin kültürünü yansıtan mutfağından da tadacağız tabii. Hınıs'ın meşhurmuş döneri. Bakın, duvarlarda da ilan edilmiş. Buralardan Erzurum'un ünlü cağ kebabı yenilmeden dönülmez tabii. Günü noktalıyoruz bu tarihi ilçede. İyi ki gördük dediğimiz yerler arasına kattık Hınıs'ı. Heybemizde İstanbul'dan, Arnavutköy'den yüklediğimiz selamlarla gelmiştik buraya. Heybemizi boşalttık, gönlümüz huzurlu. Şimdi sessiz dağların arasından iç huzuruyla ilerliyoruz dönüş yolumuzda.